Merhaba arkadaşlar, tekrar beraberiz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar size göçler konusundan bahsedelim. Nüfusun aslında bir alt bölümü diyebiliriz arkadaşlar göçlere. Göçler konusunu biliyorsunuz hem 10. sınıfta size belli oranda anlatıyoruz. Hem de arkadaşlar 11. ve 12. sınıflarda milli eğitim kitaplarında belli böyle kısım kısım göçler konusunu öğrencilere anlatmaya çalışmışlar. Bizim için de önemli konulardan bir tanesi. Bunu söyleyerek dersimize başlamış olalım. Pekala nedir göç? Arkadaşlar en kısa tarifiyle insanların yer değiştirme hareketine biz göç diyoruz. Hocam sadece insanlar mı yer değiştirir? Tabii ki hayır. Ama biz coğrafya derslerinde hayvanların yaptığı göçleri çok fazla anlatmıyoruz. O bizim konumuza çok fazla girmiyor. O daha çok biyoloji dersinin konusu arkadaşlar. Biz burada insanoğlunun yaptığı göçleri size anlatmaya çalışacağız. Tabii insanlar neden göç eder? Yani insanların bir yerden bir yere yer değiştirmesinin sebepleri nelerdir? Çok değişik sebepler olabilir bunlar arkadaşlar. Biz bu sebepleri kendi arasında doğal sebepler ve beşeri sebepler diye ikiye ayırıyoruz. Mesela iklim. Göçün en önemli doğal sebeplerinden bir tanesidir. Mesela işte insanlık tarihinin en büyük göç hareketlerinden biri arkadaşlar kavimler göçüdür. Kavimler göçü nerede yaşanmıştır? Orta Asya bozkırlarında. Ne zaman yaşanmıştır? Milattan önce 4. 5. yüzyıllarda. Kesin bilmiyorum ama. Pekala bu göçün kahramanları kimler? Bizim atalarımız yani Türkler, Hunlar diye geçiyor galiba tarih kitaplarında. İşte Türklerin Orta Asya'yı terk etmesi, Orta Asya'yı boşaltmaları, bir kısmının kuzeye, günümüzde Sibirya'nın olduğu yere, bir kısmının güneye, günümüzde Hindistan, Pakistan'ın bulunduğu yere, bir kısmının doğuya, hani Çin'in doğusunda işte Doğu Türkistan diye bir bölge var. Hatta Sincan eyaleti diye bir eyalet var. Böyle geçmiş yıllarda kargaşalar, bir sıkıntılar vardı arkadaşlar. Ama Türklerin en çok göç ettiği yön batıya doğru. Tabi Türkler batıya doğru gelince arkadaşlar hani tarih gibi olacak ama bir kısmı Hazar Gölü'nün kuzeyinden işte Avrupa'ya, bir kısmı Hazar Denizi'nin güneyinden arkadaşlar Anadolu'ya gelmiştir. Ve 1071'de ne diyor tarih öğretmenleri? Türkler Anadolu'nun kapısını böyle tıklamıştır diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Türklerin bu yaptığı göç hareketi insanlık tarihinin en önemli göç hareketlerinden biri diye kitaplarda geçiyor arkadaşlar. Ve bizim atalarımızın Türklerin Orta Asya'yı terk etmesinin en büyük sebebi ne diye anlatılıyor tarih derslerinde? İşte otlakların verimsizleşmesi, yani kuraklığın artması, yağışın azalması. Yani Türklerin de en önemli geçim kaynağı hayvancılıktır biliyorsunuz arkadaşlar. O zaman Türklerin yani. Dolayısıyla hayvancılık yapan bir toplum için otlakların verimsizleşmesi, iklimin kuraklaşması oradaki insanları artık o bölgeyi terk etmesine sebep olmuştur diyebiliriz. Bir başka örnek arkadaşlar. Mesela Türkiye'de genelde göç hareketi doğudan batıya doğru gerçekleşir. Neden? Çünkü doğuda hayat zordur arkadaşlar. Yani ülkemizin Doğu Anadolu bölgesinde yükselt ve karasallıktan dolayı kışlar gerçekten soğuk geçer. İnsanlar tarımı da hayvancılığı da gerçekten büyük zahmetler içinde yapmaya çalışıyorlar. O yüzden doğuda hayat insanlara zor gelebiliyor. Bu da insanların belki daha rahat yaşamak amacıyla, daha belki de iyi para kazanmak amacıyla başka bölgelere göç etmesine sebep olabiliyor. Yani iklim göçün en önemli sebeplerinden bir tanesidir diyebiliriz. Yer şekilleri, mesela dağlık bölgede yaşayan insanlar, işte ulaşım zor, ticaret zor, tarım zor, yaşamak zor, bir yerden bir yere gitmek gelmek zor. Bu da insanları artık zamanla arkadaşlar bezdirebiliyor. Bu da arkadaşlar göçlere sebep olabiliyor. Doğal afetler, mesela volkanik patlamalar, işte oluşan depremler, seller, taşkınlar, işte çığ olayları, heyelan, toprak kayması, bu gibi olaylar arkadaşlar insanların bulunduğu bölgeleri terk etmesine sebep olabiliyor. Mesela Rize'nin Çatak diye bir beldesinde meydana gelen bir toprak kayması eski zamanlarda oluşmuş arkadaşlar. Devlet de buradaki insanları almış, işte Van Erciş ilçesinde bir yere bırakmış arkadaşlar. Daha doğrusu onlara yeni bir yerleşme alanı göstermiş. Mesela eskiden Rize Çatak'ta yaşayan o insanlar günümüzde Erciş yakınlarında hayatlarını devam ettiriyorlar.
Bu gibi örnekler doğal afetlerin göçlere etkisine örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Gelelim beşeri sebeplere. Savaşlar, malum Suriye Savaşı Türkiye'de kaç yıldan beri gündemde biliyorsunuz arkadaşlar. İşte şu an ülkemizde Suriyeli misafirlerimiz var, mülteciler var, sayıları konusunda abartanlar var. 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon, işte bizden daha çoklarmış, bizden daha azlarmış diye farklı yorumlar yapılabiliyor. Ama şu an savaştan kaçan bu Suriyeli insanlar Türkiye'ye sığınmak zorunda kaldı. Mesela ülkemiz Irak savaşları sırasında yine Kuzey Irak'tan özellikle çok sayıda insana kucak açtı. Onları mesela belli oranda korudu, himaye etti arkadaşlar. Bunun daha çok örneği var. Mesela Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçanlar, Yunanistan'dan Türkiye'ye kaçanlar, Afganistan'dan kaçanlar, Pakistan'dan kaçanlar. Yani savaş insanların göç etmesinde en büyük nedenlerden bir tanesi. Siyasi baskılar. Bu bizim ülkemizde de yaşanmıştır. Dış ülkelerde de oluyor bu tip olaylar arkadaşlar. İşte siyasi baskı gördüğü için bilim adamları olabilir, eğitimciler olabilir, işte düşünürler, yazarlar bazen ülke dışına çıkıp hayatlarını orada sürdürmek zorunda kalabiliyor arkadaşlar. Dini baskılar. Mesela buna en güzel örnek günümüzde Myanmar'da yaşanan olaylardır arkadaşlar. Hani Arakanlı Müslümanlar, haberlerde belki duyuyorsunuz arkadaşlar. Burada işte Arakanlı Müslümanlara karşı bir baskı politikası var ve buradaki Müslümanlar da artık canlarını kurtarmak amacıyla o Myanmar denen ülkeyi terk ediyorlar arkadaşlar. Belki duymuşsunuzdur. Komşu ülke Bangladeş'e sığındıklarını haberlerde görüyoruz. İşsizlik. Şimdi arkadaşlar bir insan yaşadığı bölgede iş bulamıyorsa, para kazanamıyorsa adam orada hayatını sürdüremez. Dolayısıyla işsizlik günümüzde göçlerin en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Mesela şu an Karadeniz bölgesinin göç vermesinin, Doğu Anadolu bölgesinin göç vermesinin en büyük sebebi işsizliktir. Yani düşünün, Kars'ta yaşayan bir genç eğer üniversite sınavını kazanamadıysa arkadaşlar, eğer belli bir birikimi yok da ticarete de atılamıyorsa bu adam ne yapacak Kars'ta? Öyle kolay kolay iş bulamaz. Öyle Kars'ta her yıl bir fabrika, iki fabrika açılmıyor kesinlikle. Artık bu genç insan ne yapacak? Hayatını işte kurtarmak, hayatını düzenlemek, yeni bir hayata başlamak amacıyla hemen büyük şehirler, İstanbul, Kocaeli, Bursa, artık akrabasının nerede varsa genelde oradan başlangıç yapıyorlar arkadaşlar. Yani diyebiliriz ki işsizlik en önemli göç sebebi. Mesela 1970'li yıllarda ülkemizden çok sayıda insan Almanya'ya çalışmaya gitti. Tabi burada insanların Almanya'ya gitmesinin sebebi neydi arkadaşlar? Almanya'nın bir işçiye ihtiyacı vardı. Hani o da savaştan yeni çıkmış bir ülke, her tarafı yıkılmış, yakılmış, dökülmüş bir ülke. Bir sanayi hamlesi başlatmak istediler ve bunu yapmak için de insana ihtiyaçları vardı. Bunu Türkiye'den talep ettiler. İki ülke galiba kendi arasında anlaştı. Ülkemizdeki insanların da işine geldi. Zaten o yıllarda Türkiye'de yoksulluk, garibanlık biraz daha had safhada ve bizim ülkemizden binlerce insan trenlerle Almanya'ya arkadaşlar çalışmaya gitti. Şu an mesela Almanya'da artık sayıları 5-6 milyona ulaşmıştır büyük ihtimalle artık. Artık Almanya'da işveren oldular, patron oldular, belli yerlere geldiler. Milletvekili seçilenleri var işte. Büyük yerlere yükselen insanlar var. Doktoru var, öğretmeni var, avukatı var, polisi var. Artık Almanya'daki Türkler oraya yerleşti diyebiliriz arkadaşlar. İşsizlik göçün gerçekten en büyük sebebi. Eğitim. Yani eğitim derken daha iyi bir eğitim almak amacıyla. Mesela şu an Türkiye'de belki yüz binlerce üniversite öğrencisi var. Mesela başkent Ankara'da, yani bir saymaya kalksak 8-9 tane üniversite. Kiminin var 100 bin tane öğrencisi. Mesela Eskişehir tamamen bir öğrenci kenti. Mesela Samsun büyük üniversitesi var. Konya mesela 2-3 tane büyük üniversitesi var. Mesela böyle insanlar eğitim görmek amacıyla arkadaşlar ister istemez belli illere göç etmek zorunda kalabiliyor. Ha, bu göç sürekli bir göç mü? Hayır. Aslında biz buna mevsimli göç diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü öğrenci, üniversite öğrencileri ne yapar? Eylül'ün 15-20'sinde okuduğu ile gider. Arkasından Şubat tatilinde memleketine geri döner. Tekrar Şubat tatili bitince okuduğu şehre geri döner. Ve Haziran 15 gibi bu öğrencinin işi biter. Artık yazın tekrar ne yapıyor? Memleketine geri dönüyor. Bu aslında sürekli bir göç değildir. Pekala, makineleşme.
Biliyorsunuz kırsal kesimde insanların makine kullanması arkadaşlar insana duyulan ihtiyacı azaltıyor. Dolayısıyla kırsal kesimde makineleşme işsizliği arttırdığı için arkadaşlar göçü de ne yapmış oluyor? Tetiklemiş oluyor yani hızlandırmış oluyor. Pekala size bir soru. Karadeniz bölgesinin çok fazla göç vermesinde makineleşmenin herhangi bir etkisi var mıdır? Yoktur. Çünkü Karadeniz bölgesinde zaten makineleşme çok yapılmıyor. Yani makineleşme daha çok düz bölgelerde karşımıza çıkar. O yüzden Karadeniz bölgesinin çok fazla göç vermesinde makineleşmenin herhangi bir etkisi yoktur diyebiliriz. Kan davaları, terör olayları bunlar da arkadaşlar göçün en büyük sebeplerinden bir tanesi. Malum işte Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu'da hatta her bölgede olabilir. İşte kırsal kesimde, şehirlerde böyle aileler arasında yaşanan tartışmalar, kan davası diye adlandırılan olaylarda insanların arkadaşlar mecburen bir yerden bir yere gitmesine sebep olabiliyor. İşte bunlar arkadaşlar göçün değişik sebepleri. Bir daha söyleyelim. Doğal ve beşeri nedenler diye kendi arasında ikiye ayrılıyor. Pekala bu göçlerle alakalı bilmemiz gereken bazı terimler var arkadaşlar. Mesela kavimler göçü. Gerçekten soru bankalarını ben araştırdım. En çok karşıma çıkan terimlerden bir tanesi bu. Türklerin Orta Asya'yı terk etmesi. Az önce anlattık. Mübadele göçü. Ülkelerin anlaşması sonucunda ülkelerin kendi rızasıyla anlaşarak karşılıklı olarak arkadaşlar nüfus değiştirme olayına biz mübadele göçü diyoruz. Ve bu Türkiye ile iki ülke arasında yaşandı arkadaşlar. Yunanistan'la Türkiye arasında böyle bir değişim yaşandı. Lozan Anlaşması sonrasında bizdeki Rumların belli bir kısmını biz topladık. Yunanistan'a gönderdik. Yunanistan'da bazı kesimdeki Türkler hariç geri kalan Türkleri topladı. O da bize gönderdi. Yani biz İstanbul'daki Rumlar hariç bütün Rumları Yunanistan'a gönderdik. Yunanistan'da Batı Trakya'daki Türkler hariç bütün Türkleri toplayıp onları ülkemize iade etti arkadaşlar. Böyle karşılıklı bir nüfus değişimi yaşandı. Aynı olay Bulgaristan'la Türkiye arasında da yaşandı arkadaşlar. Mesela Turgut Özal'ın başbakanlığı zamanında arkadaşlar Bulgaristan'daki Türklere gerçekten yoğun baskılar uygulandı. Oradaki o yönetim biçiminden dolayı mesela Naim Süleymanoğlu meşhur halterci, Halil Mutlu o da yine mesela halterin en önemli sporcularından bir tanesi. Bunlar mesela Bulgaristan göçmeni olarak bu 1980'li 90'lı yıllarda bizim ülkemize gelmek zorunda kaldı bu insanlar arkadaşlar. Özellikle Edirne, Tekirdağ, Bursa gibi illere bu insanlar yerleştirildi. Hatta halk arasında bu Balkanlardan gelen insanlara muhacir denir. Belki bu terimi bir yerde duymuş olabilirsiniz. Beyin göçü yani okumuş, yazmış, kalifiye, eğitimli iş gücünün arkadaşlar daha iyi araştırma imkanlarından dolayı, daha iyi maddi imkanlardan dolayı gelişmiş ülkelere gitmesine biz beyin göçü diyoruz. Yani bilim adamları, doktorlar, yazarlar, şairler yani eğitimli kalifiye insanlar arkadaşlar. Mesela Amerika Birleşik Devletleri dünyada en fazla beyin göçü alan ülke burası arkadaşlar. Mesela Amerika'da Silikon Vadisi diye bir bölge var. Amerika'nın batısında arkadaşlar mesela bu Silikon Vadisi dünyanın en büyük teknoloji merkezi diye geçer. Mesela bu teknoloji merkezinde Vietnamlı mühendisler, Bangladeşli mühendisler, işte Hindistanlı mühendisler, Türkler, Çinlisi, Japonusu her türlü insanı burada görmek mümkün arkadaşlar. Neden millet Amerika'yı tercih ediyor? Çünkü teknik daha ileri. Maddi imkanlar çok daha güzel. Yani bilim adamları çok daha iyi araştırmalar yapabiliyorlar. Dolayısıyla genelde gelişmiş ülkeler burada beyin göçünü alan tarafta ama geri kalmış ülkeler daha çok beyin göçünü veren tarafta. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Mehmet Öz diye bir kalp cerrahı var. Amerika'nın en önemli, en tanıdık doktorlarından bir tanesi. Kendisi bir Türktür mesela. Veya Nobel Kimya Ödülünü geçtiğimiz yıllarda alan bilim adamı. İşte araştırmalarını Amerika'da sürdürmüş, oradaki bir üniversitede öğretim üyeliği yapıyor ama aslan Mardinli.
Zamanında ailesi oraya bunu götürmüş. Eğitimini orada tamamlamış arkadaşlar. Ve şu an orada çalışmalarına devam ediyor. Ve Nobel gibi büyük bir ödülü alan ilk böyle bilim adamlarından, Türk bilim adamlarından biri diye tarihe geçti arkadaşlar. Pekala Türkiye beyin göçü alıyor mu, veriyor mu? Burası biraz karışık arkadaşlar. Türkiye günümüzde hem beyin göçü alan hem de beyin göçü veren bir ülkedir. Yani bizim ülkemiz daha gariban, daha yoksul ülkelerden, Afrika'dan, Azerbaycan'dan, Pakistan'dan, Kırgızistan'dan böyle beyin göçü alıyor belli oranda. Ama daha gelişmiş ülkelere, Amerika'ya, Japonya'ya, Kanada'ya arkadaşlar belli oranda beyin göçü de göndermek zorunda kalıyoruz. Mesela bir içecek firmasının bütün dünyadaki CEO'luğunu yapan adam mesela Türk. Muhtar Kent diye geçiyor arkadaşlar. Çok büyük bir şirketin, çok büyük bir içecek firmasının arkadaşlar CEO'luğunu yapıyor. Yani dünyanın belki de her ülkesinde, her bakkalında, her marketinde dolabı açtığımızda bizim karşımıza çıkacak bir içecek firmasının en tepe yöneticisi. Pekala zorunlu göç. Bu terimle yine karşımıza çıkar. Savaşlardan, doğal afetlerden ya da ülkelerin arasındaki anlaşmalardan dolayı insanların mecburen yer değiştirmesine arkadaşlar biz zorunlu göç diyoruz. Yani burada insanların iradesinde çok bir şey yok. Devlet size diyor ki buradan buraya seni götürüyorum. Mesela demiştik ya Rize'nin Çatak beldesinde oluşan bir heyelan. Devletimiz buradaki insanları alıyor, onlara Van Erciş'te yeni bir arazi gösteriyor, her birine yeni bir ev yapıyor. Dolayısıyla artık insanlar buraya taşınmak zorunda. Mesela depremlerden sonra yıkılan köyler, yıkılan yerleşmeler devletimiz tarafından tekrar geri yapılıyor. Ve burada arkadaşlar artık insanlar farklı bölgelerde yaşamak zorunda kalıyor. Zaten bir köye, bir kasabaya şöyle bakarsanız eğer evler tek tip, aynı şekilde ise arkadaşlar bilin ki orada bir deprem, bir sel, bir heyelan yaşandı. Onlar afet konutlarıdır büyük ihtimalle. Eğer tek tipse. Pekala gelelim yeni dünya göçlerine. Bu terim de yine karşımıza çıkıyor arkadaşlar. İşte dünyanın keşfedilen yeni kıtaları. Amerika kıtasından bahsediyoruz. İşte Kristof Kolomb, işte Amerika Vespucci gibi insanlar bu kıtayı keşfetmiş arkadaşlar. Bu kıta keşfedildikten sonra Avrupa'dan yoğun bir şekilde göç almış. İrlandalısı, İskoçyalısı, İngiliz'i, Hollandalısı, İspanyolu, Portekiz arkadaşlar hep bu kıtaya hücum etmişler. Çünkü az insanın yaşadığı bir kıta, doğal kaynaklar bakımından zengin bir kıta. Yani tam böyle sömürmeye uygun arkadaşlar. Dolayısıyla Avrupalıların bu yeni dünya kıtaları keşfedildikten sonra bu kıtalara yaptıkları göçe biz yeni dünya göçleri diyoruz. Mesela İngilizler daha çok nereye gitmişler? Hem Amerika kıtasına hem de arkadaşlar Avustralya ile Yeni Zelanda'ya. Mesela İspanyollar, Portekizler daha çok Güney Amerika tarafına mesela göç etmişler. Mesela Brezilya'da konuşulan dil mesela Portekizce'dir. Mesela Portekizce ve İspanyolca Güney Amerika'da en yaygın konuşulan dil diye karşımıza çıkıyor. İşte bunun sebebi de İspanyol ve Portekizlerin zamanında oraya yerleşmeleri. Pekala sıra geldi göçleri ayırmaya. Arkadaşlar biz göçleri kendi arasında mevsimlik ve sürekli göçler diye öncelikle ikiye ayırıyoruz. Mevsimlik göç adından da belli olduğu gibi geçici göç. Yani insanların gidip belli bir süre çalışıp sezon bittikten sonra, mevsimi bittikten sonra geri gelmesi. Mesela tarım. Şimdi tarım için yapılan göçler sürekli olmaz. Çünkü Adana'da 4 mevsim pamuk toplanmıyor. Ordu'da 4 mevsim boyunca fındık toplanmıyor. Aydın'da 4 mevsim boyunca kestane toplanmıyor. Konya'da 4 mevsim boyunca pancar sökülmüyor. Bunların belli bir zamanı var, belli bir dönemleri var. Tarımdan dolayı yapılan göçler de bu yüzden mevsimlik. Turizm. Örnek Antalya, Marmaris, Muğla, işte ne bileyim Bodrum, Fethiye, Didim, Çeşme, Ayvalık. Bu bölgelerde turizm Nisan gibi, Mayıs gibi başlıyor. Eylül, Ekim dedim arkadaşlar sezon kapanıyor. Dolayısıyla buraya çalışmaya gidenler arkadaşlar mevsimlik olarak çalışıp arkasından geri dönüyorlar. Eğitim az önce anlattık. Belli bir dönemi vardır. Yaz dönemlerinde, tatil dönemlerinde öğrenci orada olmaz, memleketine geri döner diye konuşmuştuk. Pekala Türkiye'de en çok mevsimlik göç alan iller Adana,
İşte pamuk toplamak amacıyla bu mısır sökümü zamanında, değişik tarım ürünlerin toplama zamanında burası gerçekten çevre illerden çok fazla göç alıyor. Mesela Kibar Feyzo diye eski bir Türk filmi vardır. O filmi eğer izlediyseniz arkadaşlar, hani işte Adana'da pamuk ırgatlarına şu kadar para veriyorlar diye bir sahne var. Ordu Giresun fındık toplama zamanında göç alır. Sakarya Düzce, bu da yine fındık toplama zamanında göç alır. Muğla, turizmden dolayı göç alan bir yerdir. Marmaris, Bodrum, Fethiye gibi yerler. Antalya hem turizmden dolayı mevsimlik göç alır hem de tarımdan dolayı mevsimlik göç alır. Mesela Antalya Türkiye'de seracılığın en yoğun yapıldığı yerdir arkadaşlar. Aydın hem tarımdan hem de arkadaşlar turizmden dolayı mevsimlik göç alan bir şehir merkezidir. Mesela geçen bir internet sitesinde okudum arkadaşlar. Şu an Aydın'da, işte şu an biz hangi dönem yaşıyoruz? Kasım ayının ilk haftasındayız arkadaşlar. Kestane toplamak için işçi arıyorlarmış. Böyle bir ilan gördüm internette arkadaşlar. Hatta diyorlar ki aylık olarak 7.000 TL ile 9.000 TL arasında bu insanlar kestane toplayarak bir ay boyunca para kazanabiliyorlar. Konya, pancar sökümü zamanında, buğday toplama zamanında arkadaşlar yoğun bir şekilde mevsimlik göç alabilen bir il merkezidir. Pekala bu mevsimlik göçleri hangi bölge veriyor? Daha çok Güneydoğu Anadolu. Artık buradaki insanların bir yaşam tarzı haline gelmiş. Örnek adam Mart gibi arkadaşlar hazırlığını yapıyor. Bir tane kamyon kiralıyor. İşte bu kötü tarafı arkadaşlar. İşte çocuklarını, eşlerini kamyona dolduruyor. Artık bir yerden başlıyorlar. Önce Adana'da X ürünü toplanıyor. Oradan geçiyorlar Karaman'da başka bir ürünle uğraşıyorlar. Oradan Adapazarı'na, oradan Ordu'ya, oradan Aydın'a ve bu insanlar 4-5 ay boyunca böyle konar göçer şeklinde bütün Türkiye'yi gezip dolaşıyorlar. Ve günlük yevmiye şeklinde çalışıyorlar arkadaşlar. İyi de para kazanıyorlar ama tabii çok zor bir hayat tarzı. Yani çadırda kalıyorlar, kalacakları sürekli bir yerleşme yok. Çocukların eğitimi gerçekten çok büyük sıkıntıda. Belki duymuşsunuzdur. Mesela Şanlıurfa'da, Antep'te, Diyarbakır'da mesela köylerdeki okulların böyle Mart gibi, Nisan gibi boşaldığı. Çünkü aileler çalışmak için farklı bölgelere gidiyor. İster istemez çocuklarını da götürüyorlar. Zaten çocuklar da çalıştığı için o da onlar için bir maddi gelir arkadaşlar. Ve Doğu Anadolu bölgesi. Bu iki bölgemiz Türkiye'de en fazla mevsimlik göçü veren yerdir diyebiliriz. Gelelim sürekli göçlere. Bunu da kendi arasında iç göçler, dış göçler diye ikiye ayırıyoruz. İç göç alan bölgeler Marmara ve Ege bölgesi. Yani bu iki bölgemiz Türkiye'nin bütün bölgelerinden böyle sürekli olarak göç alıyor. Mesela Marmara bölgesinde İstanbul, Kocaeli, Bursa, Adapazarı yoğun bir şekilde gerçekten göç alıyor. İstanbul'a zaten gittiğinizde arkadaşlar mesela halı işi yapanlar genelde Malatya'da çıkar. Baharat işi yapanlar genelde Malatya'da çıkar. İnşaat firmaları, mühendislik firmaları hep böyle genelde Karadeniz bölgesindendir. Ekmek fırınlarının sahipleri ya Trabzonludur, ya Rizelidir, ya da Erzurum İspirlidir. Yani gerçekten insanlar gittikleri bölgelerde bir iş üzerine böyle odaklanmışlar. Pekala en fazla iç göç veren bölgeler Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgesi. Burada arkadaşlar özellikle Karadeniz bölgesi çok fazla göç veriyor. Çünkü Karadeniz bölgesinde arazi çok engebeli, ulaşım zor, tarım fazla yapılamıyor, sanayi de artık az gelişmiş. O yüzden özellikle Doğu Karadeniz bölümü Türkiye'de en fazla göç veren bölüm diyebiliriz arkadaşlar. Rize'si, Artvin'i, Bayburt'u, Gümüşhane'si, Trabzon'u, Giresun'u, mesela İstanbul'a gidin arkadaşlar. Böyle her yerde işte Trabzon'un, Maçka ilçesinin bilmem ne köyünün yardımlaşma dayanışma derneği. Hep böyle arkadaşlar insanların dernekleri vardır İstanbul'da. Esenyurt'ta, Bağcılar'da, işte Zeytinburnu'da. Hatta şunu da söyleyebiliriz. Artık böyle İstanbul'da ilçe ilçe bazı bölgelerin yoğunluğu vardır. Mesela Zeytinburnu'ya gittiğinizde şu ilden gelenler yoğun derler. Mesela Sultanbeyli ilçesine gittiğinizde işte Vanlılar, Muşlular yoğun derler. Mesela örnek Esenler'e gittiğinizde orada Karslıların bir yoğunluğu vardır arkadaşlar. Beni eğer İstanbul'u bilenler, İstanbul'da yaşayanlar dinliyorsa beni daha net bir şekilde kavrayabilir. Aynı şekilde Doğu Anadolu bölgesi de Türkiye'nin en fazla göç veren
bölgelerinden bir tanesi. Gelelim dış göçe. İnsanların ülke dışına çıkması. Yani bir ülkeden farklı bir ülkeye gitmesine biz dış göç diyoruz. Bu arada iç göçler ülke nüfusunu değiştirmez. Sadece bölge ve illerin nüfusunu değiştirir ama dış göçler ülke nüfusunu arttırabilir de azaltabilir de. Almanya Türkiye'nin en fazla göç verdiği ülke. Hollanda, Almanya çok yakın bir ülke zaten. Hollanda'da gerçekten çok sayıda Türk vatandaşı vardır. Fransa, Avusturya, bakın Avustralya değil, Avusturya. Başkenti Viyana olan, Avrupa'nın ortasında bulunan minik küçük bir ülke. Suudi Arabistan, mesela burada inşaat firmaları var, Türk firmaları arkadaşlar. Burada çalışan çok sayıda Türk işçi. Mesela SSCB'nin dağılmasından sonra işte Rusya diye bir ülke ortaya çıktı. Tabi SSCB dağılınca Orta Asya Türkiye Cumhuriyetler bağımsızlığını kazandı. Azerbaycan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan gibi ülkelere de çok sayıda Türkiye'den insan gitti arkadaşlar. Rusya, mesela Rusya'da gerçekten inşaat sektöründe Türk firmaların büyük bir söz sahibi var. Büyük stat inşaatları, büyük otoban inşaatları, havalimanı inşaatları genelde Türk firmalar tarafından yapılıyor. Haberlerde öyle görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla Türkiye'den Rusya'ya çalışmak için giden çok sayıda insan vardır diyebiliriz. Pekala Türkiye kimlerden göç alıyor? İşte malum Suriye. 3 yıldan beri oradan İnsanlar bizim ülkemize geliyor. Mesela Afrika'dan ülkemiz belli oranda göç alıyor. Irak'tan belli oranda göç alıyoruz. Afganlar, Pakistan'dan gelenler arkadaşlar. Türkiye'de belli oranda dışarıdan göç alan bir ülkedir diyebiliriz arkadaşlar. Pekala ülkemizde göçün yönü. Ülkemizde daha çok kırsal kesimden kentlere, doğu illerinden batı illerine, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu'dan Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgesine doğru göç hareketinin olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Pekala, özür diliyorum. Göçün sonuçları, nüfusun dengesi bozulur. Mesela Türkiye'de 80 milyon insanız arkadaşlar. Bu 80 milyon insanın büyük bir kısmı Marmara bölgesinde. Yaklaşık 35 milyona dayandı Marmara bölgesinin nüfusu. Ama Doğu Anadolu bölgesinin toplam nüfusu sadece 5 milyon. Bu da nüfusun dengesiz dağılması anlamına geliyor. Tabi nüfus dengesiz dağılınca ister istemez yatırımlarda dengesiz bir şekilde dağılmış oluyor. Kentlerde altyapı sıkıntıları, ulaşımda aksamalar, içme suyunda aksamalar, elektrik sıkıntıları, trafik sıkıntıları, hep bunlar nüfus aşırı arttığı için. Kentlerde konut sıkıntısı, konut sıkıntısından dolayı gece kondulaşma, yani çarpık kentleşme. Mesela Türkiye'nin büyük şehirlerinde hala bu problem devam ediyor arkadaşlar. Gerçekten İstanbul'un bazı yerlerine gittiğinizde, Ankara'nın, İzmir'in bazı yerlerine gittiğinizde şunu soruyorsunuz kendi kendinize. Burası nasıl İstanbul? Burası nasıl Ankara? Burası nasıl İzmir diye ister istemez düşünüyoruz. Kırsal kesimlerde yatırımlar verimsizleşir. Mesela devlet işte doğudaki köylere okul yapıyor. Her birine bir öğretmen ataması gerçekleştiriyor. Ama köyde okula gidecek öğrenci yok. Çünkü arkadaşlar genelde göçü genç insanlar yapar. Dolayısıyla arkadaşlar bu göç veren bölgelerde yaşlı insanlar daha çok kalıyor. Dolayısıyla burada yapılan okullar verimsiz hale gelmiş oluyor. Yani boşuna bir yatırım olmuş gibi oluyor. Kırsal kesimde tarım alanları işlenmiyor. Çünkü tarım işlemek öyle herkesin yapacağı bir şey değil. Toprakla uğraşmak, ekmek, dikmek, biçmek belli oranda insani güç gerektiriyor. Şimdi kırsal kesimde yaşlılar kaldı. Gençler hep büyük şehire gitti. O zaman tarlaları kimse işleyemiyor. Ve şu an gerçekten Türkiye'de tarım alanlarının belli bir kısmı bomboş duruyor arkadaşlar. Çünkü işleyecek, bunu yapacak genç adam bulamıyorsunuz. Bölgelerin arasında kalkınmışlık farkı artıyor. Mesela Marmara bölgesi çok gelişmiş bir bölge. Teknik anlamda, maddi anlamda gelişmiş bir bölge. Ama Doğu Anadolu bölgesine baktığınızda bir yoksulluk var. Bunu gözlemleyebiliyorsunuz zaten. İşte bu göçlerin sonucunda bu aradaki fark daha da açılıyor. Yani Marmara daha da kalabalık oluyor. Marmara'ya ister istemez devlet, hükümet daha çok yatırım yapıyor. Çünkü nüfus oraya toplanıyor. Ama Doğu Anadolu bölgesi bomboş. Onun da garibanlığı her gün biraz daha artıyor diyebiliriz.
kültürel yozlaşma veya kültürel çatışmalar, mesela Almanya'ya giden ilk Türkler acaba ne sıkıntılar yaşadılar? Dil yok, işte yer bilmezler, yemeklerini yiyemezler. Yani farklı bir sıkıntı arkadaşlar bu. Mesela Suriye'den bize gelen bu mülteciler çok büyük sıkıntı. Bizim için de bazı sıkıntılar var, kendileri için de büyük sıkıntı. Bilmedikleri bir ülke, bilmedikleri bir dil. Bazı insanlar sabrı zorlanabiliyor, gitsin bunlar buradan diyenler olabiliyor, onlara saldıranlar olabiliyor ve bu çok büyük bir sıkıntı arkadaşlar. O yüzden genelde göç alan bölgelerde böyle çatışmalar, kargaşalar, böyle işte adli vakalar daha çok yaşanabiliyor. Bu da göçün sonuçları diye size anlatılabilir. Pekala, göçü önlemek için ne yapmak lazım? Şimdi Türkiye'de doğudan batıya bir göç olayı var. Bunu önlememiz lazım arkadaşlar. Bu böyle gidemez. Yani bu böyle devam ederse artık tamamen Doğu Anadolu bölgesi böyle içinden çıkılamaz bir hale gelir. O yüzden ne yapmamız lazım? Arkadaşlar, göç veren bölgelere ekstra yatırımlar yapmamız lazım ki insanları o bölgeye cazip hale getirebilirim. Mesela eskiden Türkiye'de, hala var mı bilmiyorum, Köydes diye bir proje vardı. Yani İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerden köyüne geri dönmek isteyenlere devlet sahip çıkıyordu. Onlara belli oranda teşvikler, işte belli oranda böyle işte kredisi düşey, faizi olmayan krediler vererek böyle o bölgede insanları tarıma, hayvancılığa teşvik etmeye çalışıyordu. Bu gibi olaylarla bizim böyle göçü önlememiz lazım. Bir defa kırsal kesime sanayi yatırımı. Ya hoca, kırsal kesime hangi sanayi yatırımı gider ki? Vallahi ne ekiliyorsa ona göre değişir. Mesela buğdayın yoğun ekildiği bir bölge ise un fabrikası. Şeker pancarı ekilebilen bir yer varsa şeker fabrikası. Mesela tütünün yoğun ekildiği bir yerse sigara fabrikası. Bunun gibi arkadaşlar, kırsal kesime sanayi yatırımı kurup o bölgedeki insanlara yeni iş kapıları açmamız lazım. Kırsal kesimde eğitim ve sağlık yatırımı. Okul yapacağız, bir sağlık ocağı yapacağız, bir ebe koyacağız, bir doktor koyacağız ki buradaki insanlar rahatlayabilsin. Yani sırf eğitim ve sağlıktan dolayı insanların büyük şehire göç etmesini durdurmamız gerekiyor. Kırsal kesime altyapı yatırımı. Yollarını güzelce yapalım, elektriklerini götürelim, sularını güzelce götürelim. Yani köyün içinde belli böyle parke taşları döşeyelim. Hani ben gıptayla bakıyorum. Böyle Avrupa'da bir köy manzarası gördüğümde diyorum ki neden bizim ülkemizdeki köylerde böyle olmasın ki? Mesela Ege bölgesinde böyle köyler var gerçekten. Böyle köyün içinde güzel parke taşları döşenmiş, işte oyun parkları var, okulu var, sağlık ocağı var, marketi var, bakkalı var, karakolu var. Ya o zaman bu insanlar tabii köyü kolay kolay terk etmez. Yatırımları dengini dağıtmamız lazım. Mesela her şeyi Marmara bölgesine koymamamız gerekiyor. Yani devletimizin şunu demesi lazım sanayiciye. Zaten diyor arkadaşlar, şu an Türkiye'de bazı iller teşvik kapsamında. Devletimiz diyor ki sanayicilere, zenginlere, eğer yatırımını Muş'a yaparsan, Bingöl'e yaparsan, Ağrı'ya yaparsan, Kars'a yaparsan sana şu 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 teşvikleri veririm diyor. Arsayı ben veririm diyor. Sana elektriği 10 yıl boyunca ucuz veririm diyor. Sana SGK indirimi yaparım diyor. Vergi indirimi yaparım diyor. Bu şekilde arkadaşlar devlet doğu illerini, işte göç veren yerleri teşvik etmesi gerekiyor. Kırsal kesimde modern tarım. Yani kırsal kesimde sulamalı tarım yapıp böyle gübre kullanımını yaygınlaştırıp kaliteli tohumlar kullanıp modern tarım yaptığımızda insanlar iyi para kazanır. Tabii iyi para kazanınca adam niye büyük şehre gitsin ki? Neden İstanbul'un o kargaşasıyla uğraşsın ki? Kırsal kesimde ahır hayvancılığını teşvik etmek. Yani modern hayvancılığı, besi hayvancılığını teşvik etmek. Tabii kırsal kesimde besi hayvancılığı geliştiğinde et verimi, süt verimi artacak. Bu da insanın cebine daha çok para girmesi demektir. Tabii cebi daha çok para gören kırsal kesim vatandaşım da artık halinden memnun bir şekilde memleketinde kalmaya devam edecek. Bu adam İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e niye gelsin ki? Bu şekilde arkadaşlar size göçler konusunda anlatmış oldum. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.